Benim eşim Oneptus 49-50 miligram mesela ilaç kullanıyor mesela kendisi, kalp hastası. Ben onu 840'a falan alıyordum. Şu anda olmuş 1560 falan olmuş. Ve artık onu SSK'da karşılamıyor. Ya bunun devletin yani bir çözüm bulmasını istiyorum. Başka bir şey değil işte. Valla Türkiye borcunu ödüyor, ödeyecek böyle böyle. Ne yapacak yani? Başka 450 milyar dolar borç var. Ödeyecek bir şekilde. Böyle sizin böyle ilaç %30 zammı? olacak, %60 olacak, %70 olacak. Böyle böyle ödeyeceğiz yani sağlıktan, sıhhatten bir şekilde kesile kesile ödeyecek. Sigortası borcunu ödeyemeyenler var. Bunlar ilaçlarını kendi paralarıyla almak zorunda kalıyorlar. Her şeye zam geldi. İnsanlar nasıl geçinecek, nasıl yapacak bilmiyorum yani. Allah yardımcılar olsun. Anneciğim, doktora gitmiyorum, ilaç da kullanmıyorum. Her şeye devletin zam yapmadığı bir şey var mı? Her şeye zam gelmiş vaziyette. Battık. Hem batmış. Ülke olarak. Sevinçle karşılanmaz ama şu anda ülkenin içinde bulunduğu durumda da bazı şeyler kaçınılmaz. Yani 2,5 milyon kişi EYT'li yapacaksın. Depremde 300 milyar dolar olan maliyetin altına gireceksin. Dış güçlerle bir şekilde savaşacaksın. O kadar belayı atlatacaksın. Ve vatandaşın cebinden hiçbir şey çıkmayacak. Yani ben de orta halli gelire sahip bir insanım ama muhakkak ki her şeyin bir faturası var. Bunun da olacak. Yani normal yani güzel bir şey değil. Ortalık gülük insanlık değil ama o kadar milletin söylediği gibi de kan revan içinde değil yani durumumuz. Euro arttıkça da biz fiyat arttırmak zorunda kalıyoruz. Devlet olarak biz derken devleti kastediyorum. Fiyat arttırmak zorunda kalıyor ama bir türlü euro kuruna yetişemiyor. Geçen sene 10.76 ile bağlanan euro kuru şimdi 14.03 ile bağlandı. Bu da yaklaşık ilaçlara 30.5 oranında bir zam gelmesini sağladı. Devletin ilaç fiyatlandırma politikasından mütevellit, Avrupa'daki en ucuz ilaç fiyatları referans aldığı için dünyadaki en ucuz ilaçların başında Türkiye'de bulunuyor. Zam yasadan dolayı geldi. Bunun şu güzelliği oldu, döviz fiyatlarının yükselmesinden dolayı ilaç firmaları ilaçları getirmekte imtina ediyorlardı. Şimdi ilaç fiyatlarında hasbelkader yükselince yokta bulunan, tırnak içindeki yokta demek, bulunması zor olan ilaçların bulunabilirliği daha kolay olacak. Hasta mağduriyetinin önüne geçmiş olacak. Ümidimiz bu. İlaç zammını tabii vatandaşa yüklenen büyük olarak değerlendiriyoruz özet olarak düşündüğümüzde. Çünkü ilaç zamlandıkça bedelini vatandaş ödüyor. Bunun için biz eczacılar olarak ilacın bulunabilir olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama bulunabilirliği yanında alınabilir olması da önemli bir parametredir. Ve kaliteli olması bir parametredir. İlaç fiyatları her yıl artıyor maalesef. Euro kuruna bağlı olduğumuz için ve Türkiye'de ilacı kendi ülkemizde üretemediğimiz, fason üretim yaptığımız, yani eşdeğer, muadil ilaç ürettiğimiz için maalesef hem mamul maddede, yani yurt dışından hazır alınan ilaçlarda, hem de etken maddesini satın aldığımız, Türkiye'de ürettiğimiz ilaçlarda dışa bağımlılığımız söz konusu.